Merhaba gençler. Şimdi de 7. sınıfta çemberle ilgili çemberin çevresi ve çember parçasının uzunluğunu bulacağız. Burada bir formülümüz var. Çemberin bir kere çevresi dediğimiz yer neresi? Çemberin çevresi şu çizgi bakın. Etrafındaki çizgi. Bunu ip gibi düşünün. Bu ipi böyle kesip açtığımızda bunun bir uzunluğu var. İşte bunu hesaplamak için bir formül bizden bulacağız. Peki bu nereden geliyor bu formül? Şuradan geliyor. Pi sayısından geliyor. Pi sayısı ne? Pi sayısı şöyle. Çemberin boyutu ne olursa olsun. Küçük de olsa, büyük de olsa fark etmez. Bu ipi, bakın bu çember bir ip ya. Bu ipi kesip ölçtüğümüzde bu uzunluk, yani diyelim ki çemberin uzunluğu, çevresi diyelim. Çemberin çevresini şu çapa, çap ne peki? Merkezden geçen, iki eş parça ayıran şu uzunluğa böldüğümde, o da büyük R'ydi. Pi sayısı elde ediliyor. Bu çemberin küçük de olsa, büyük de olsa, boyutu ne kadar olursa olsun bu pi sayısı hep aynı çıkıyor. Yani hangi çemberde sen bu ip uzunluğunu, çevresini çapına bölersen böl, hep pi yani 3,14'e yaklaşık bir sayı çıkıyor. O yüzden buradaki çevreyi de biz aslında şu bu karşıya çarpma gideceği için çevreyi de buradan bulacağız. Yani pi çarpı çaptan bulacağız. İsterseniz bu formülü kullanırım. İsterseniz de çap zaten 2 tane R ya, 2 tane pi R diyebilirsiniz ama ben genelde bunu kullanıyorum. Pi çarpı çap, büyük R. Hemen bakalım örneklerini. Burada çevreyi bulmuş, bakın yarı çapı vermiş. Ben çapı kullanacağım için yarı çap 5 ise çap bunun 2 katı olur. 10 santimetre diyor her zaman. Ne yapıyorum çevreyi bulurken? Pi ile çapı çarpıyorum. Zaten pi bana verecek sorular. Bakın 3 al demiş. 3 al. Çapı da 10. 3 çarpı 10'dan 30 diye böyle buluyoruz. Soru 1 yukarıdaymış. Evet. Buradaki diyor ki çapı, çap büyük R bakın yazdım. 10 santimetre olan çember biçimindeki bileziğin çevre uzunluğunu bulun. Çevre uzunluk. Uzunluk olduğu için her zaman şu formülü kullanacağım. Pi çarpı çap. Bakın uzunluk mu? Uzunluk. Genelde açıyla karıştırılıyor bu. Hani 360 derece falan deniliyor. O ölçüsü, açı ölçüsü. Bir uzunluğu buluyoruz. Uzunluk için formül gerekiyor. Bu sefer pi'yi 3,14 al demiş. Aldım. Çarpı 10. Virgülü sayı ben 10'la çarparsam virgül 1 sağ giderdi. 31,4 santimetre olmuş olur. 2'ye geldik. Yarı çapı 60. Hemen ben şimdiden yazayım. O zaman çapı 120 santimetre. Şeklindeki bakır tel kesilerek 4 santimetre, o zaman çapı 8 santimetre olan çemberler elde edeceğiz. Buna göre bakırın tamamı kullanıldığına göre küçük çemberden kaç tane elde ederiz? Şimdi benim bakın büyük bir çemberim var ya, bunun bana çapını vermiş. Yani bulmuşuz 120 diye. Bu telin uzunluğunu daha bulmadık. Telin uzunluğu bunun çevresi. Yani pi çarpı çaptan yapıyor. Pi'miz 20, bak pi burada güzel delinmemiş değil mi? Pi 3 al falan demiyor. Pi olarak kalsın. Çap kaç? 120. Yani bu aslında 120 pi uzunluğunda bir tel. Bu teli ufak ufak çemberler yapacağım. Bu oluşacak çemberlerin de yine pi çarpı çaptan buluyorum ya uzunluklarını. Yani pi çarpı 8'den 8 pi uzunluğunda aslında parçalıyorum, çember yapıyorum. Şöyle düşünün. 120 pi uzunluğunda bir uzunluğu teli 8 pi 8 pi 8 pi kesip onları da çember yapıyorum. Kaç tane çember olacağını tabii ki 120 pi'yi 8 pi'ye bölerek bulurum. Zaten pi'ler sadeleşeceği için bir şey fark etmeyecek. 120'yi de 8'e bölsek burada 15 yapar. Demek 15 tane küçük çember elde ediliyormuş. Gelelim soru 3'ümüz. 2. sorumuz. Burada AB çaplı ve BC çaplı B'de birbirine değen, teğet olan iki tane çemberimiz var. Teğet bu arada değmesi demektir. A'dan C'ye uzunluk yani tamam 16. BC ise 6. O zaman AB uzunluğu da 10 olduğunu anlayabiliriz. Bu ne peki? 10 olan büyük olanın bakın çapı bir ucundan bir ucuna. 6 da küçük olanın çapı. Buna göre AB yani büyük olan çemberin çevresini sor. Yani çapı olan çemberin çevresi. Çevre formülümüz pi çarpı çap. Pi'yi bana 3 al demiş. Çapı da 10. Çarparsam 30 santimetreymiş. Niye santimetre burada? Buradaki
10 santimetre olduğu için çap benim bulduğum çevrede santimetre göre çıkacak. O da B olmuş oldu. Evet, 4'te bakın şöyle bir şey var. Teğet ile ilgili bir bilgi var. Örneklenmiş. Bir doğru böyle çembere bir noktadan değiyorsa buna teğet denir. Ve bu da çok çıkan bir soru tarzı. Şu dikdörtgenin bakın diyor ki kenarlarına paralel olacak şekilde yani kenarlarına teğet olacak şekilde pardon çizilebilecek olan çemberlerin çevre uzunlukları toplamı. Şimdi bu soru çok çıkıyor derken şu çemberi yani bir dikdörtgenin veya karenin içine bir çember çizme olayı çok çıkıyor. Veya tam tersi bir çember veya dairenin içine kare veya dikdörtgen çizme çok çıkan sorular. Burada önemli olan şu. Örneğin iki tane bakın kenar olduğu için karşılıklı ya üst ve alta paralel çizeceğim ya sağ ve sola paralel çizeceğim. Şimdi önce üst ve alta paralel olan bir çember şöyle çizdiğimi düşünürsek tabii tam olmadı ama şu mantık olarak şu olacak. Bu teğet olan yerlerden ben şunu çizdiğimde gençler bu bir çemberin bakın çapı. Yani şu uzunluk neye eşit oluyor peki burada bakarsak? 16'ya eşit oluyor. Yani ilk yapacağım şey benim çapı 16 olan bir çemberin çevresini bulmak. Çevre formülüm de pi çarpı çaptı. Pi 3 alın diyor. Çap da 16 çarparsam 48 cm çevreli bir çember bu. Şimdi temizliyorum daha iyi görün diye. Bunun çevresini buldum. Bir tanesini buldum. Bir de sağ ve sol kenarlara teğet olacak şekilde çember çizersem bu biraz daha bakın şöyle büyük olacağı için şöyle çiziyorum. Bunun da çapı bakın sağdan sola kadar olur. Yani bu uzunluk da bakın dikdörtgenin uzun kenarına eşit olmuş. Yani 24 oluyor. Yani çapı 24 olan bir çemberin çevresini bulmam lazım. Yine pi çarpı çap formülüm. Yani pi 3 çap 24 çarparsam 72 santimetre de bu. Bana bunların toplamını sormuştu. 72 ile 48'i toplayacağız. O da 120 santimetre yapmış olacak. Soru 5'e ilerleyeyim burada. Tekerleğin yarı çapı 40 santimetre olan bir yarış bisikleti 60 metre yol gittiğinde kaç defa döner? Benim burada unutmayacağım şey bir tekerlek, bir çember, bir daire döndüğünde bir turda gittiği mesafe bir çevre uzunluğu kadardır. Yani bir turda çevresi kaçsa o kadar ileri gider. Burada tekerleğin yarı çapı verilmiş 40. Çapı o zaman 80 santimetre. Biz buradan hemen neyi bulalım? Çevresini tekerleği. Pi çarpı çap yani 3 çarpı 80'den 240 şu an santimetre. Bana yol metre verilmişti. Bunu da santimetre yaparsam 100'e çarpacağım. 6000 santimetre olur. Yani şu tekerlek bir turda bir tur dönüyor. 240 ileri gidiyor. 240 ileri gidiyor her turda. Yani 240, 240, 240 gitmesi demek ne demek aslında? 240, 240 kaç defa gidersem 6000 santimetreyi giderim demektir. Yani ne yapacağım ben? 6000'i aslında 240'a bölmem lazım. Birer sıfır götürebiliriz. Yani 600'ü 24'e bölersek kaç tur atacağım bulurum. Bu da 25 tur olur tekerleğin dönmesi. Burada işte o bilgiyi vermiş. Çember şeklindeki tekerlek attığı tur sayısının çarpımı tekerleğe yolu verir demiş. O da zaten bizim yaptığımız yöntem. Evet soru 6. Yarı çapı 30 santimetre olan bir tekerleğin 100 tur atarak aldığı yolu. Hemen bulalım diyor. Yarı çapı 30 ise çapı 60 santimetre olan bir tekerle. Hemen bir turda gideceği yer çevre kadar. Yani pi çarpı 60. Pi niye yazdım? Çünkü pi'nin kaç olduğu yazmıyor. Pi çarpı 60 yani 60 pi yol gidiyor. Bu bir tur için. Şimdi yol ne kadar? Bunu 100 kere gidiyor. Yani 100 tur atıyor bunda. Yani 100 tane 60 pi gidiyor çarparsam 6000 pi kadar olur yol. Şimdi başka bir tekerlek var. Bunun da yarı çapı 50 ama çapı 100. O zaman bunun çevresi yani bir turda gideceği mesafede pi çarpı 100'den 100 pi bu diğer tekerleğin bir turda gittiği mesafe. Az önceki soruda yaptığımız gibi 100 pi 100 pi 100 pi giderek 6000 pi'lik yol gidecek. Yani ne yapıyorum? 6000 pi'yi 100 pi'ye bölüyorum. Pi'lerden gitti. 2 sıfır götürdüm. Geriye kaldı 60. Demek ki diğer tekerlek bu yolu 60 tur atarak bulabilir.
Evet, geldik çember parçasının uzunluğuna. Burada da aslında hemen kısaca şöyle size formülü açıklayayım ben. Burada bulacağım benim şu yayın uzunluğu. Bu yayın uzunluğunu iki şekilde bulabilirsiniz. Bir, buradaki kısımdan orantı yaparak. Şimdi ben bütün çemberin açı olarak 360 derece olduğunu biliyorum, değil mi? Bu da çevrenin tamamı. Yani pi çarpı r kadar bir uzunluk. Çevrenin tamamı. Buradaki açı da ne kadar diye her zaman orantı yapabilirim. Bu bir yol. Ya da zaten bu orantıda benim en son bulacağım, yani şu uzunluğa x dersek, x uzunluğu için ben aslında çevre formülünü buradaki açıyla çarpacağım. Sonra 360'a böleceğim. Yani 360'da a kadar, işte 120 ise 360'da 120 kadar bir uzunluk var çevreye göre. Kısaca buradaki çevre formülünü buradaki açıyla çarpıp 360'a böldüğümde buradaki yayın uzunluğunu bulmuş oluyorum. Hemen altta aynı şeyi uygularsak. Mesela şurası yarı çap demiş, değil mi? Çap 24. Hemen ben buraya yazayım. Ne demiştim bakın yukarıda? Çevre formülü. Pi çarpı çap. Sonra açı bölü 360 yaparsam ben buradaki AB yayın uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulacağım. Pi 3. Çap 24. A dediğimiz yer açı 30. Bölü 360. Zaten 30-360 sadeleşir. 1 ve 12 olur. 24-12 sadeleşir. 2 olur. 3 kere 2 ile çarparsam 6 olur. İşte böyle buluyoruz. Hemen sorularımıza bakalım. Burada yarıçap vermiş bakın. Çap o zaman 12. Buradaki AB uzunluğunu soruyor bana. Yayın uzunluğu. Bakın yay uzunluğu. Hemen formülde koyuyorum. Neydi? Pi çarpı çap, yani bu çevre, çarpı oradaki açı, bölü 360 uygulayacağım. Pi 3 çap 12, açı 120, bölü 360 uyguluyorum. 120, 360, bu 1, bu 3 olur. 3'ler sadeleşir, geriye kalır 12. Demek buradaki uzunluk 12 santimetreymiş. Evet, geldik soru 8'e. Diyor ki bir otobüs sahibi aracın çember şeklinde direksiyon simidini 3 farklı renkle kaplayacak. OB, bakın OB burada neresi? Yarı çap. O zaman bunun çapı da 40 olur. Buraya yazdım. Yarı çapı 20 ise. Yeşil deri kaplanacak yer CB uzunluğuymuş. Yani şurası. Önce bana ne lazım? Buradaki açı lazım. 150, 90'da 240. 360'dan 240'ı çıkarırsam geriye buraya 120 derecelik bir açı kalır. Neydi formülüm? Pi çarpı çap, yani çevre formülü, çarpı açı, buradaki açı, bölü 360 yapınca ben bu yayın uzunluğunu buluyorum. Pi 3 çap şimdi buldum 40. Açımız, buradaki açı 120, bölü 360 işte. Buradaki kısmı sadeleştirirsem 120'ye böldüm 1 ve 3. 3'ler de gitti. Geriye kaldı 40. O da Bursa. Soru 9'da ise 90 derecelik yayın uzunluğu 60 cm olan çemberin yarıçapını soruyor. Ya biz şimdi formülümüz neydi? Pi çarpı çap, yani çevre çarpı açı bölü 360, değil mi? Bunu yapınca sonuç 60 çıkmış. Bakın sonuç 60 çıkmış. Anılıyor. Yay uzunluğu 60. Şimdi yerine koyalım her şeyi. Pi 3 çapı bilmiyorum. A açı 90 bölü 360 eşittir 60 çıkması gerekiyor. Zaten 90 derecenin ben burada sadeleştirince, yani 90'lık bir derece, 360'ın 4'lü bir, yani çeyreği. Yani burası 1, burası 4 olur. 90'a sadeleştirsem. Yani aslında 3 çarpı r bölü 4 eşittir 60 çıkmış. Burada altına 1 koyup içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Yani 3 çarpı r, 1 ile çarpsam yine aynı kalır. Eşittir 60 çarpı 4 de 240. 3'e böldüm bunları bakın. 3'ler gitti. Çap buradan 80 çıktı. Buna yarı çapı soruyor. O da yarısı olduğu için 40 olur. Geldim ona. Şimdi buradaki her bir kare bir kere bir birimmiş. Ve renkli kısmın çevresini soruyor. Bakın renkli kısmın çevresinde neler var? Bir düzler var bakın, yatay ve dikeyler. Yani 1, 2, 3, 4 bunlar var. 4 birim bir kere var. Bir de yaylar var bakın. Bir çeyrek yay. Nereden anlıyorum çeyrek yayı? Bunu böyle düşünün bakın. 90 derece ya. 90 derecelik yay çeyrek yaydır. İki çeyreğin, ikinci çeyrek burada var. Üçüncü çeyrek burada. Dördüncü çeyrek burada.
Ben bu dört tanesini böyle bir yerde birleştirsem aslında tam bir çember olur. Çapı da kaç olur? 1, 1, 2 olur. Yani ben çapı 2 olan bir çember uzunluğu bulacağım aslında. Nasıl bulacağım? Şu 2. Pi çarpı çaptan bulacağım. Pi'miz 3. Çapta biliyorsunuz 1, 1, 2 dedik. 6. Yani 4 dikey ve yataylar 6 birimde yayların toplam uzunluğu. O zaman bu şeklin çevresi toplamda 10 birim olur. Soru 11'e geldik. Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Yarıçapı 12 cm olan 20 tane eş üçgen peynir şekil 1 ve şekil 2'de gibi dizilmiş. Ve her iki şeklinde çevresine kırmızı şerit gergin bir biçimde yapıştırılmış. Hem buraya hem buraya bakın. Şekil 2'de kırmızı şeridin uzunluğunu soruyor. Peki şimdi şekil 1'de yarıçapı 12, yani çapı da 24 cm olan bir çember var mı? Var. Bakın bunun şunu düşünün. Bu yarıçapı unutmayın. Bunlar 12, birazdan kullanacağım çünkü bunu. Bunun şu kırmızı şeridin uzunluğunu düşünürsem. Yani bu nesi? Çevresi. Pi çarpı çaptan buluyorum ya. Pi 3 çap 24 oldu bize 72 cm. Bakın bunlar ne? Her bir dilimin üstünde kalan yer değil mi? Buradaki dilimlere bakın. 12 tane böyle aşağı doğru bakan, 12 tane yukarı doğru bakan dizmişim. Pardon, 10-10 dizmişim. 20 tane ya. 10-10 dizmişim. O zaman bu üstteki uzunluklar, bakın şu gösterdiklerim ve alttaki uzunluklar aslında toplamda yan yana gelince bir tam çember uzunluğu. Bunlar çünkü bunlar bakın. Şu gösterdiklerim, altta gösterdiğim üstte ve altta kalanlar. Yani üstteki içine kırmızı çizgi ve alttakinin toplamı 72 cm zaten belli. Ne kaldı ikinci şekilde kırmızılar? Bir şurası kaldı, bir de burası kaldı. Peki bunlar neydi? Bakın burada göstermiştim ya. Yarı çaplar aslında, bakın dilimlerin şu uzunluğu yarı çap, yani 12. Bu da 12, bu da 12. Etti bize 24. Yani 20, 72 vardı. 24 de yanlar oldu. Oldu bize 96 cm. O da denizde var. Evet, soru 12 yine güzel bir soru. Burada bir ipe bağlı şekildeki pembe renkli boncuk ilk konumdan 45 derecelik açıda gerdirilip bırakıldığında şekildekideki gibi 15 derece ilerisine geçiyor. Yani aslında şu, şöyle düşünün, bu ikisini aynı çizersem şuraya geldi ya, 45, 15 aslında bu 60 derecelik bir salınım yaptı, açı yaptı. Büyüklüğü önemsenmeyen pembe renkli boncuk şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma geçerken, yani buradan buraya giderken diyor. 24 metrelik, pardon santimetrelik, bu gitti bakın, yok. Şu çizdiğim kırmızı çizgi 24 santimetre. Yani şöyle düşünürseniz bir tam çemberin parçası bu. 60 derecelik parçası. Buna göre ip ne kadardır? Bu ip aslında bu tam olan çemberin nesi oluyor bakın? Yarıçapı oluyor. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bu hesabını da oranttan yapalım. Farklı olsun. Şimdi burada 60 derecelik yerde uzunluk olarak 24 santimetre olduğunu biliyorum. Tam bir çember düşünürsem, tam bir çember ne kadar? 160 derecede ne kadar var diye bir orantı kurum. 6 katı olduğunu gördüm. Bunun da 6 katını alırsam 6 kere 4, 24, elde var 2, 12, 14. 144 santimetre oluyormuş. Ne? Tam bir çevre. Ben nasıl buluyorum bunu? Şuraya yazayım. Pi çarpı çaptan bulmuyor muyum? Pi 3. Çapı da şimdi bulacağım. Çünkü bunları çarpınca 144 çıkması gerekiyor. Ne yapalım? 144'ü 12'ye, 3'e bölmem lazım ki, değil mi? R'yi bulayım. Böldüm. O da 48 yapacak. Çap 48 ise bana yarı çap, bakın o ip yarı çap, çünkü yarı çapı soruyor. O da 24 olacak. Evet, güzel. Böylece çember uzunluğu ve çember parçasının uzunluğunu konu anlatım kısmını ve alıştırmalarını bitirdik. Bundan sonra testlerimizi yapacağız ve devam edeceğiz. Şimdilik herkese iyi çalışmalar.